Ay vallahi bu deterjanı değiştirelim anne. Ellerimin haline bakın. Haşır uşur, paket kağıdı gibi. Canım eller mahvoldu. Onlar ne anneciğim? Mektup. Kime yazdınız? Kızların velilerine. Yurt ücretine zam mı geldi? Hayır. Yurtta içki içmek, alem yapmak nasıl oluyormuş görsünler. Yurtta mı atıyorsunuz yoksa anne? Hangi birini atayım? Sonra nasıl geçineceğiz? Durumlarını ailelerine bildiriyorum. Ne yapacaklarını babaları düşünsün. Ama anne... Açma ağzını. Asıl suçluyu biliyorum ben aslında. Ay bu film de sıktı harika. Artık ha. İşte oldu bu iş. Ülkesinin yankılanan... Bu daha iyi değil mi anneciğim? Yarın ilk iş bunları postaya atacağım. Bir daha düşünseniz anne. Tamam sustum. Çıkarttırdın canım masayı buradan. O küçücük odada kör ışığın altında bunları yazarken perişan oldum. Anne, ben yarın buraya 100 mumluk bir ampul takarım. Burada vallahi rahat rahat çalışırsınız. İyi olur. Unutma sen. Çocuğu, tamam, unutmam anne. Anne, Yasemin yarın mı ayrılıyor? Evet. Yazın. Nerede kalacak oralarda kızcağız, değil mi? Canım staja gönderen okul kalacak bir yerde bulur elbet. Tabii canım, benim de sorduğum soruya bak hiç. O doktorla görüşüyor mu hala? Hangi doktorla anne? Karısı buraya geldi ya, Uğur Bey midir nedir? Vallahi bilmiyorum. Herhalde görüşmüyordur, bilmiyorum. Biraz uzaklaşması iyi olacak, unutur. Hiç doğru bir şey değildi zaten. Kadına söylemedim ama. Değil mi? Alır mısın? Sağ ol. Biraz müzik dinleyelim mi? Şunu seyrediyorum. Peki, nasıl istersen. Oğlan nihayet uyudu. Çok sevindi döndüğüne. Sen varsın diye yatmak istemedi. Bana ne dedi biliyor musun? Ne? Oğlum, hadi yat uyu artık dedim. Ya ben uyurken babam yine giderse dedi. Baban artık gitmeyecek oğlum dedim. Doğru mu söyledim Uğur? Hayır. Hayır mı? Yalan söyledim. Çocuk hasta dedim. Şantaj yapıp beni eve getirdin. Çok kötü günler geçirdim sen yokken. Burak yemeden içmeden kesildi. Nasıl zayıflamış gördüm. Toparla, merak etme. Döndün ya, artık merak etmiyorum. Hayır. Gideceğim. Bu evlilik yürümez artık. Şu kapıdan dışarı bir adım atarsam kendimi balkondan atarım. Ciddi söylüyorum. Atarım. Deniz'le nerede kalacaksın? Sağlık ocağında. Oda mı veriyorlar, otelde falan mı kalacaksın? Oda veriyorlar. Bizim sınıftan bir kızla kalacağım. Yurda dönmeyecek misin bir daha? Stajın bittiğinde okul da bitiyor. Sonra ne yapacaksın? Bilmem. Kurada nereye çekersek oraya. Mecbur musun staja gitmeye? Tabii. Niye gideyim yoksa durup dururken? Uğur'la nasıl görüşeceksiniz? Biraz ayrı kalacağız.
Ayrıldınız mı Yasemin? Yo, niye ayrılalım? Peki ne oldu Uğur'un mahkemesi? Bilmem, avukat ilgileniyor. Bana bak, sen doğruyu söylemiyorsun. Bana da öyle geliyor. Ayrıldınız, Uğur'dan kaçıyorsun. Saçmalama Süheyla. Sıktı tabii bu ilişkiyi sürdürmek, değil mi? Aptallık ediyorsun. Yürüdüğü kadar götür işte. Önemli olan senin hayatını yaşaman. Uçtu yine Sühoş. Niye uçayım abi? Bu hayata bir kere geliniyor. Yalan mı? Vallahi orasını bilemiyoruz. Belki bir kere daha geliniyordur. Ben staja gidiyorum. Kaçtığım falan yok. Kaçıyorsun değil mi Yasemin? Çok zor çünkü yürütmek. Halbuki her şeyi kendi haline bırakacaktın. Gittiği yere kadar giderdi. Artık bu konuyu kapatalım ne olur, sıkıldım. Bizi görmeye gelirsin değil mi? Gelirim tabii. Yolunuz düşerse siz de gelin. Seni çok özleyeceğiz Yasemin. Çok iyi bir arkadaştın. Ben de sizi çok özleyeceğim. İyi geceler. Yasemin, Uğur'la ilişkiniz kesin olarak bitti mi? Bir cümlede bir iş, bir oluş, bir hareket ya da bir durum bildiren kelimelere yüklem denir. Mesela annem kızların velilerine mektup yazdı cümlesinin öznesi annem, yüklemi de yazdıdır. Anneciğim. Anneciğim. İçiniz geçti galiba. Uyuyup kalmışım. Ders mi çalışıyoruz? Evet, Türkçe. Cümlenin öğeleri. Aferin. Yatmıyor musun daha? Yok, biraz daha çalışmak istiyorum ben anne. Hadi bana buradan bir soru sorun ne olur. İstediğiniz soruyu sorun, bakın nasıl biliyorum, çok güzel çalışıyorum, sular seller gibi. Aşağıdaki cümlenin yüklemini bul bakalım. Başkalarına gösterilecek en büyük saygı gerçekleri söylemek. Ya. Benim çok uykum var kızım. Sen kendin çalış. İyi geceler. Size de anneciğim. Allah yatık versin. Yalandan kim ölmüş cümlesinin öznesi nedir peki? Esin, Bilge, Pınar, Süheyla, Cihan... Yandınız yavrularım. Bu arada Merve yırttı tabii. Arkadaşlık, dostluk ne kadar uzun sürede kuruluyor. Sonra bir anda ayrılık giriyor araya. Kopmalar başlıyor. Zorunlu olarak. Çok yazık. Merhaba kızlar. Merhaba. Gelsene. İyi akşamlar yavru kuşum. Yasemin. Efendim. Bir sigaran var mı? Yok be Cihancığım. Canım çok istedi. Esin'den alayım. Sen bir ister misin? Hayır. Vallahi ben içeceğim. Burada içemezsin. Sen de sıktın artık ama. Alt tarafı bir sigara be. Kesinlikle içirmem Cihan. Ona göre. Bu odada uyuyoruz herhalde değil mi? Bak Sühoş, yettin artık. Git salonda iç Cihan. Kızdırma şunu. Peki. Beni de zehirlemeye hakkınız yok. Hepinizin ciğerleri simsiyah katran dolu. Bari benimki temiz kalsın.
Hoş geldin Müscüm. Anneni uyutabildin mi? Aman benim uyutmama gerek yok. Oturduğu yerde uyuyor zaten kendi kendine. Sen niye kalktın uyumadın? Ne biliyorsan söyle Müs. Ay. Mektup yazmış. Nereye? Babalarınıza. Eyvah. Bitti kocam. Yandık. Oyulduk. Vallahi öyle. Hepinizin babalarına hitaben yazmış mektupları. Böyleyken böyle diye. Sen okudun mu? Okudum tabii. Ne diyor? Geceye yurda gelmeyeceğimi bildikleri için rakı içmişler, alem yapmışlar diyor. Ama ben geldim, cunumu meşhur halinde yakaladım diye yazmış. Kararı siz verin diyor. Ay Müs, sen insanı öldürürsün. Cürmü meşhur değil, cürmü meşhut. Suçüstü demek. Ne de çok bilirsiniz hepiniz. Ne var? Meşhur meşhur neyse. Çıtır çıtır yandık. Ne oluyor ya? Adamı bir uyutmuyorsunuz. Duman altı olmuşsunuz yine. Kalktın mı sigara cadısı? Müt o gece için velilerimize mektup yazmış Sihoş. Yazsın. Bana bak Sihoş. Herkesin babası seninki gibi değil, tamam mı? Ne olmuş içki içtiysek, yasak mı? Abi belki farkında değilsiniz ama hepimiz reşit durumdayız. Ne yapmamız gerektiğine özgür irademizle karar veririz. Senin özgür iradeni sevsinler. Babandan harçlığını da mı özgür iradenle alıyorsun? O seni ilgilendirmez. Sizin ağlamalarınızı dinleyecek halim yok zaten. Nerede o mektuplar? Aşağıda sehpada duruyor. Yok edelim. Ay hiç güleceğim yoktu. Annem sanki yeniden yazamaz değil mi? Ya bir çare bulalım çocuklar. Vallahi ben çaresini biliyorum ama. Nasıl? İşte öyle. Bu iş kaç paraya halledersin? Kolay iş değil. Önce annemi kandırıp mektupları elime geçireceğim. Sonra yırtıp atacağım. Durum ortaya çıkarsa suçlu da benim, değil mi? Kolay değil. Tamam, kaç para dedik? 50.000. Tamam, olur. Adam başına. Ne oluyor ya? İyi be, bir de döv bari bizi. Vallahi siz bilirsiniz. Ben kalkayım biraz ders çalışayım. Otur şuraya. 30 yapalım şunu Müs. Kurtarmaz, çok riskli bir iş. Sana da öğretemedik ha. Risk değil, risk. Ya Müs, gel anlaşalım. Daha aşağı olmaz. Buna şantaj denir ama olsun. Verecek misin bilgiyi? Ne yapayım, babam beni kessin mi? Karışmam, keser. Merve'yi de çağıralım ki haksızlık yapmak istemem. Adalet anlayışına hayranım Müs. Al, güle güle harca. Çok teşekkür ederim. Paralar, gelsin paralar. Soydun yine bizi Müs. Süheyla ne olacak? Onun mektubu postaya atılacak. Ne yapayım anacığım, ben zorla rakıları içirdim size. Al bakalım paranı, şantajcı. Al, al bakalım vicdansız. Merve! O da versin parasını değil mi? Merve! Ay çok yorulmuşum. Bitti mi temizlik? Bitti. Anne ne olur ayda bir kadın getirelim derin temizlik için ne olur. Ben artık yetişemiyorum anne. İyi, para basıyoruz burada değil mi? Ya ben vereceğim parasını ne olur anne. O kadar büyük iş mi var? Canım camları falan siler hiç olmazsa. Vallahi bir gün düşeceğim kafa üstü ağlayacaksınız arkamdan. İyi, bir kadın bul o zaman. Çok para vermem ona göre. Dışarı çıkacak mısınız anneciğim? Bilmem, pek keyfim yok. Gel anacığım gel, kapı açık. Sanki genel müdür kapısı. Tak tak tak. İyi günler müdür hanım. İyi günler. Merhaba Esin'cim. Merhaba. Ben o dükkana gidiyorum, haber ver demiştin ya. Tamam. Anneciğim, Esin'le dışarı çıkabilir miyim izin verirseniz? Nereye gideceksin? Esin bir yere mal veriyormuş. Çok güzel mutfak eşyaları falan varmış. Taksitle çelik tencere falan. Onlardan alacaktım. İyi, gidin bakalım. Sağ olun anneciğim. Şimdi mektupları nasıl alacağız? Dışarı çıkmışken isterseniz mektupları da atıvereyim anneciğim.
At bakalım, ampul almayı da unutma. Ampul, tamam anneciğim. Başka bir emriniz var mı acaba? Yok. Tamam, sen beni bekle, ben giyinip hemen geliyorum. Tamam. Köşede buluşuruz. Tamam. Teşekkür ederim müdür hanım. İyi günler. İyi günler. ₺50.000 verdin ha? Verdim. Senin paran çok kızım, verirsin. Allah para vereceğine akıl fikir versin biraz. Ya ne çabuk geliyorsunuz Müsün oyunlarına? Ne yapayım? Babam duyarsa bana nasıl kızar? Merhaba kızlar. Merhaba. Aa, Yasemin bavulunu hazırlamış ha? Ya. Sen de Müs'e para kaptırdın mı? Hı. Ne yapayım? Mektupları postaya atarım dedi. Atmayacağını ne biliyorsunuz? Yok yok, yapmaz. Ne yapar yapar atmaz. Müs şantajcıdır ama yapacağım dediğinde yapar. İnşallah. Ya sizin şu bara bizi de götürsenize. Siz kim? Bilge ile ben. İyi, bugün gelin işte. Akşamüstü, tamam mı? Tamam. Anneciğim ben çıkıyorum artık. Şunları da alayım. Taahhütlü atacaksın ona göre. Taahhütlü ne? Ha, şu kağıtlardan mı dolduracağım? Hı-hı. Evet, o kağıtları da bana getireceksin. Tamam anneciğim. O kağıtları dolduracağım. Onları da size getireceğim. Evet. Ha, sakın abuk subuk şeyler alıp da paranı ziyan etme. İhtiyacın olan şeyleri al. Tamam anneciğim, merak etmeyin. Taahhütlü. Çok uzak mı şu dükkan? Yok be Yusuf abi, şuracıkta. 15-20 dakika süre. Bir de trafiğe takılırsak yandık. Biz otobüste gidelim o zaman. Olur mu be abisi? Otobüsle gönderir miyim sizi tıklım tıklım? Senin şeyin sözlüğün eve yerleşti mi? Yerleşti. Bir gün bekleriz. Müstegelin misafirimiz olursunuz. Tamam mı Yusuf abi? İnşallah. Kız kardeşin nasıl Yusuf abi? Sorma. Şöyle temiz bir iş bulsak da oyalansa. Sultan nihayet geldi. Ay çok beklettin mi Yusuf? Filiz verdi adamcağız baksana. Aa, ağaç mı oldu demek istiyorsun? Herhalde. Hadi binin arabaya. Yavaş gideceksin Yusuf, tamam mı? Şehir içi 50 kilometre biliyorsun. Görüyor musun benden öğrendiğini bana satıyor. Kemerini tak. Kemerini tak dedim Yusuf. Ne oldu Müs? Mektupları alabildin mi? Aldım da. Taahhütle atacakmışım. Eyvah, yandık desene. Ne yapacağız Müs? Onun da çaresi var güzelim. Ne mektubu bu Müstehsan? Hiç, önemli bir şey değil. Ya değil. Hadi gidelim.
ne dolaplar çeviriyor bu ya? Vallahi ben de bir şey anlamadım. Cin, cin mübarek. Bulmuştur bu yolu. Ne oldu, ne yaptın? Anlatırım, hadi gidelim. Boş zarf aldım. Üzerlerine yanlış adres, o taahhüt kağıtlarına da doğru adres yazacağım. Ay olur mu öyle şey Müs? Aa, kontrol mü ediyorlar? Yoo. Ama annem kontrol eder. Al sen de şunları yaz, isimleri falan değiştirince, tamam mı? Mesela senin babanın adı ne? Şerafettin. Şehabettin yaz, tamam mı? Asıl mektuplar ne olacak? Onları da yırtıp atacağız herhalde. Saksı. Vay be. Kız sen peteteden bile akıllısın ha. Ne sanırız Yusuf Bey? Rica ederim yani. Süheyla'nınki ne olacak? Onunkini postaya vereceğim. Ne yapalım? Ya ben gelmek istemiyorum Baramara ya. Saçmalama. Geleceksin. Çok eğlenceli bir yer. Gel işte. Ne bileyim. Biraz vakit öldürmek gibi geliyor bana. Kitap okumak varken. Sen de bir değişiklik yap. Vakit öldür bugün de. Ne önemli vaktim varmış. Gel gel, boş ver. Aslında merak da ediyorum. İyi ya, öğrenmiş olursun işte. Senin dersin yok mu bugün? Çok şanslısınız. Yok maalesef. Aa, geliyorsun o zaman. Merhaba kızlar. Nişanlandık mı yoksa? Aa. Evet. Şu takılara bak. Nişanlı yakışıklı mı var? Aman. Hadi bara gidiyoruz. Orada anladım. Hiç akıllanmamışsın. Hep aynısın. Sen de hiç değişmemişsin. Hayret Müs, postanede uyanmadılar. Ayol nereye uyanacaklar? Gülizar Sokağı yaptık Gülistan. 15 numara yaptık 22. Şehabettin'i yaptık Şehabettin. Zaten yazımızda kargacık burgacık. Görevli mecbur değil ki adresi kontrol etmeye. Hiç valla. Tamam Mustafa abi, sen şuraya bir yere park et, biz biraz yürüyeceğiz. Peki abisi. Ben de geleyim mi? Yok ama sen arabada otur, şimdi her şeye karışırsın onu al bunu alma diye. Çok bekletmeyin, vallahi giderim. Tamam. Merhaba Halit Bey. Oo Esin Hanım, hoş geldin. Size müşteri getirdim. Öyle mi? Sağ ol. Malları da getirdin mi? Buyurun. Çekin hazır. Nasılsınız? İşler nasıl? Nasıl olsun? Piyasanın halini biliyorsun işte. Çok durgun. Eskisi gibi iş yok. Aman, hep öyle dersiniz. Yalan değil ki. Siftah yapmadan dükkan kapadığımız oluyor. Kiraydı, elektrikti, vergiydi, algıydı derken... Evet, herkes aynı şeyi söylüyor aslında. Yeni ve değişik mallar getirmeyi denesenize. Sipariş verdim, gelecek. Şöyle geçip otursanıza. Ay yok, çok merzi. Ben şu çaydanlıklara falan bakıyorum. Buyurun, istediğiniz gibi bakın. Sağ olun. Müstesna yabancı değil, sağlam müşteridir. Sen kefil olduktan sonra. Size bir şey soracağım. Acaba şunların bir de üstü nakışlı olanları vardı. Onlardan var mı? Onlardan kalmadı. Ama isterseniz fabrikadan getirtirim. Hangi boyda olsun? Ama bakmadan, görmeden nasıl şey? Buradan bakın. Buyurun. Ah. Mersi. Ay. Ay buna. Ay bundan senin vardı mı? Evet, Bayreks'in var benim. Hı-hı. Doğru canım. Peki bu nasıl Esin? Bu yemek takımı çok güzel değil mi? Ay işte bu. Nimet teyzenin gelini de bu yemek takımından var. Çok güzel değil mi? Vallahi çok güzelmiş gerçekten. Bundan getirebilir misiniz acaba? İtalyan model karanfil. 12 parça. Tabii, hemen getirtirim. Uygun bir şey yaparsınız artık. Merak etme. Başka bir arzumuz var mı? Bir de çaydanlık takımı almak istiyordum ben. O da karanfil mi? Olmuşken takım olsun bari, değil mi? Hı hı. Hay hay. Ama o da yok. Onu da sipariş vereceğiz. Olsun. Ne yapalım? Peki ne tutuyor? Hesaplayayım.
Evet, tamam, 1.350.000 lira. Ne? Ay çok fazla oldu ama. Normal ama müstesna. Ortak mısınız? Şakacıdır biraz. Peki ne kadar peşin vereceğim şimdi ben? 350'sini peşin verin, kalanını 4'e bölelim. 5'e bölelim hiç olmazsa. Peki, öyle olsun. Arada Esin Hanım'ın hatırı var. Akşam bizden topladığım paraları peşinat diye ver bakayım. Şantajcın. İsterseniz senetleri de yapalım. Peki, yapalım. Sizin çek 600.000 miydi? Evet. He, çekinizi 15 gün sonraya yazdım. Günlük olsaydı daha iyi olurdu ama. Ben de malları peşin satsam çok iyi olurdu. Ne yapmışım? Sen de birini bulsaydın sap gibi gelmezdin buraya. Sen işine bak. Çok kıyak bir arkadaşım var Bilge. Çağırayım istersen ha. Aman sağ ol, kalsın. Senin arkadaşın sana benziyor. Aa, lafa bak. Boş ver Bilge. Böylesi daha iyi oluyor. Kimseye bağlı değilsin. Tadını çıkar. Merhaba, ne haber? İyilik. Senden ne haber? İdare eder. Merve yok mu? Yok. Merve haber gönderdi. Erdal'la aramızda her şey bitti dedi. Durdu abi. Daha başlamadı bile. İyi ya. Başlamadan bitti işte. Birazdan gelecek. Hadi istersen bize takıl. Tabii, olabilir. Bilge. Merhaba. Pınar. Merhaba. Merhaba. Semih. Selam, buyurun. Sağ ol. Gitti mi gelmez bu da. Dükkanı almıştır Allah bilir. Bana bak, haftaya siparişlerimi getirmeyi unutma ha. Tamam Müs, kaçıncı kez söylüyorsun? Hani? Ne hani? Bir şeyler alacaktın ya, almadın mı? İtalyan model karanfil tabak takımı, bir de çaydanlık aldım alt üst. Nerede peki? Fabrikada. Hayır Bey sipariş verdi, haftaya Esin alıp getirecek. Allah Allah, almamışsın işte. Ay. Dükkanda mal kalmamış. Biz de sipariş verdik, peşinatı ödedik. Haftaya da gidip alacağız. Peşinat da mı verdiniz? Halit Bey peşinatı fabrikaya yatırıyormuş, yoksa mal alamıyormuş. Ya adam peşinatı almadım derse? Ay Yusuf, ne kadar şeysin. Bak, adam kart verdi. Burada ne yazıyor? Müstesna Hanım'dan 350.000 lira peşinat ve 5 adet 200.000 liralık senet aldım diyor. Senedi de mi şimdi yaptınız? Nasıl güvendim be adama müstesna? Ben tanıyorum Halit Bey, Yusuf abi. Tabii Esin tanıyor. Hem çok temiz bir yüzü var. Hadi hayırlı olsun Esin, sen de çekini aldın. Aldım, aldım. Bir ıslatırız artık ha. Niye ıslatacakmışız? Sen bizden tırtıkladıklarına bak. Aşk olsun, o ne biçim laf öyle? Sana veda etmeden gitmek, gitmek istemedim. Keşke. Keşke şartlar başka türlü olsa. Keşke. Güzeldi. Hiç pişman olmayacağım. Ben de. Ben gideyim artık. Yasemin. Yasemin.
seni götüreyim. Anneler döndüler mi? Döndüler. Bir akşamını ayarlasana, seni tanıştırayım onlarla. Sizin evde gündüzleri tanışılmıyor mu? Gece de bizde kalırsın canım. Oo, bu yılın sonuna kadar önceden haber vermeden, aileden mazeret kağıdı getirmeden geceyi dışarıda geçirmek kesinlikle ve kesinlikle yasak. Vukuat çıktı galiba. Of, hem de nasıl. Ya güzel yarama çok kötü müzik yapılıyor. Ya Piraye, saçmalamasana. Beethoven'ın Opus 17 La Majör sonatını dinlemeyeceğiz herhalde. Arkadaş yüksek aileden. Öyle her müziği beğenmez. Klasik müzik dinler kendileri. Öyle mi? Ya. Siz ailenizle mi oturuyorsunuz? Yok, ben bir arkadaşla aynı evde kalıyorum. Ama bazı sorunlarımız var. Sizin yurt nasıl bir yer? Aslında yurt demek doğru mu bilmem. Çok az kişiyiz. Kurallar, murallar. Adı yurt işte. Peki yer var mı? Ne o, sen de mi yurda gireceksin? Neden olmasın? O gece yakalandın mı? Hayır ama müdür hanım sonradan geldi. Ciddi misin? Sorma, bizim müse 50.000 lira verdi. Müdür hanıma söylemesin diye. Ah, öyle huyları da mı var? Aslında çok iyidir ama parayı çok sever işte. Merhaba anneciğim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ay, bu programdan ne anlıyorsunuz sanki? Can sıkıntısı işte. Anne, buraya mı işiyorsunuz? Allah bilir çikolata da yemişsinizdir. Günahımı alma durup dururken. Hasta olursanız karışmıyorum, onu söyleyeyim de. Hı, mektupları attın mı? Hı. Taahhütlü mü? Evet. Ver bakalım. Buyurun. Görsünler bakalım şimdi alem yapmak, bu yaşta içki içmek ne demekmiş. Niye bu adresi eksik yazdın? Şey, sığmadı anne. Baksanıza küçücük kağıt. Ampul aldın mı? Ampul? Unut, vallahi unuttum anne. Bir gün kendini de unutacaksın bir yerlerde. Anne, ilkokul öğretmenleri gibi konuştunuz. Ne gibi konuşacaktım? Mühendis gibi mi? Ay ne güzel dediniz. Ay canım. Aa, Ayşe yurda döndü. Aa, ciddi misiniz? Ay çok sevindim, ah güzelim. Artık gelmeyecek diyordum ben de. Geldi işte. Nişanlanmış mı? Evet. Yukarıda mı, ben bir gidip göreyim? Hadi git. Burada dur. Peki. Seni görmek için Enes'e gelebilir miyim? Hayır. Peki dönünce görüşecek miyiz? Hayır. Beni unutma. Olur mu? Unutabilir miyim? Hoşça kal sevgilim. Sek viski. Baş üstü. Merhaba. Merhaba dedik. Merhaba. Merhaba.
İyi muhabbetler. Konuşuyorduk. Pek samimi konuşuyordunuz. Bakıyorum okula pek takıldığın yok. Sana ne? Seni ilgilendirmez. Ama anneni ilgilendirir. Haldun, gider misin lütfen? Niye? Rahatsız mı oldun? Sana bir havalar geldi zaten. Kovmalar, sovmalar, görmemezlikten gelmeler. Canımı sıkıyorsun artık. Arkadaşım, lütfen. Ne diyorsun ulan sen? Sen de kimsin? Zibidi. Sözlerine dikkat et. Yok ya, sana mı soracağım? Yeter artık, defol git be! Rahat yok mu senden? Yürü, eve gidiyoruz. Yok ya! Duydun, gitmek istemiyor. Karışma, babanı arayayım da gör. Nereye ararsan ara! Beni rahat bırak, bıktım senden, defol artık! Yürü dedim Merve, canımı sıkma. Rahat bırak kızı. Sen kızım. Ne karışıyorsun lan? Çekil, çekil, gebertirim yoksa seni. Çekil, çekil, bırak, bırak. Gebertirim yoksa. Bu manyak kim be? Ben Nivey abisiymiş. Ayrılın be! Sen de koruyucu meleği oluyorsun sen, herhalde. Sen nesi oluyorsun? Bak arkadaşım, burada hepimiz keyifli keyifli oturuyoruz. Ya sen de otur ya da çek git, tamam mı? Beni rahat bırak, anladın mı? Rahat bırak beni! İyi, sıkı şirket var burada. Ama göstereceğim sana gününü. Yay vaziyeti bakalım, hadi! Sen gününü göreceksin aslında duvara tosladığın zaman, manyak! Tamam, uzatma. Niye alıyorlar böyle serserileri içeri ya? Biz buraya düzgün bir yer diye geliyoruz. Ya çocuklar, biz de gidelim artık, hadi. Ne o? Sıkıldın mı? Yasemin'e güle güle demek istiyorum. Doğru. Hadi ne duruyoruz? Hadi, geç kal. Hadi gidelim. Öbür arkadaşları göremeden gidiyorum. Çok selam söyleyin. Tabii. Söyleriz. Güle güle. Seni görmeye geliriz. Ta oralara mı? Tabii, neden olmasın? Hoşça kal canım. Güle güle. Allah zihin açıklığı versin yavrum. Başarı haberlerini bekliyoruz. Sağ olun Müdür Hanım. Ay Yasemin, biz sensiz ne yapacağız? Beklerim, mutlaka gelin. Dönmeyeceksin değil mi? Ne yapayım Müdür? Staj bittiğinde okul da bitiyor. Artık kurada nereye çekersem oraya, zorunlu hizmeti. Canım. Canım benim, güle güle. Ne olur ara, oldu mu? Şansın açık olsun kızım. Çok güzel günler geçirdim burada Müdür Hanım. Her şey için de çok teşekkür ederim. Ne yaptık ki? Hoşça kal Ayşe. Tanımıyorum ama nişanlına selam söyle. Söylerim. İyi bak kendine. Hoşça kal Müs. Güle güle. Bana bak, kendine çok dikkat et, olur mu Yasemin? Tamam. Bana bak Yusuf. Otobüse binene kadar ona göz kulak ol. Ne otobüsü? Ben götürürüm onu Silivri'ye. Olur mu öyle şey Yusuf abi? Olur olur. Kardeşimizi götürmeyeceğiz de kimi götüreceğiz? Ne kadar çıkıyor ki? Canım. Güle güle Yasemin. Kendine iyi bak. Yasemin güle güle kardeşim. Şansın açık olsun.